Efendim gözümüz kulağımız Madrid'de demiştik ve şu sıralarda da aile fotoğrafı için hazırlıklar var. Görüntüyü ekrana getirelim, ben üzerine programı arz edeceğim değerli izleyenler. NATO Liderler Zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'de başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor zirveye ve 2 gün sürecek. Yarın da devam edecek. Erdoğan zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek ki ilk görüşmesinde gerçekleştirdi. İlerleyen dakikalarda paylaşacağım. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşmesi olmuştu. Onu da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi kongre merkezine hareket sağlandı. Liderler kongre merkezine birer birer geldiler. Şimdi karşılama töreni şu an ekrana yansıyor. Karşılama töreninin ardından liderlerin bir aile fotoğrafı olacak değerli izleyenler. Karşılama töreninde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Hükümeti Başkanı Pedro Sanchez'in de hazır bulunduğunu ifade edelim ev sahibi olarak. NATO liderler toplantısının yaklaşık yarım saat sonra başlaması bekleniyor. NATO liderler toplantısı devam edecek. 16 ve 18.30 arasında da basına kapalı bir şekilde. Sonrasında da İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'in başkanlığında gayri resmi transatlantik yemeği olacak. Bunu da belirtelim ama program yarın da devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi zirvede Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak. Yine zirvede benimsenecek NATO stratejik konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını, güçlü mesajlarını yakından takip ediyoruz. Erdoğan da zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek efendim. Gündemdeki başlıklara ilişkin Türkiye'nin attığı adımları da teker teker anlatacak bir kez daha. Şimdi Erdoğan zirvede az önce altını çizmiştim. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Amerikan Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirecek dedik ki ilkini gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız saat diliminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşmesi oldu. Baş başa görüşmesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve akşam saatlerinde de Türkiye saatiyle 18.45'te de Madrid'de Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi Beyaz Saray'ın günlük açıklanan programında yer aldı. Bunun da altını çizelim. Biden Madrid'de dörtlü zirvede sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Mutabakatı ittifakımızı ve toplu güvenliğimizi güçlendirecek ve zirveye başlamak için harika bir yol olarak tanımlamıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı anlaşma sağladıkları için tebrik etmişti. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Joe Biden aslında görüştüler, telefonda görüştüler. NATO zirvesi öncesi sabah saatlerinde dün bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Bunda bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine hareketinden önce, Madrid'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda dile getirmişti. Bunu da altını çizelim efendim. Dün aslında bizim için dün de çok ama çok önemliydi. Şimdi az sonra biz aile fotoğrafını paylaşacağız liderlerin karşılama töreninin ardından ama dün bir fotoğraf vardı. Tarihe geçti. Dünya basına da yansıdı ve bizler de bunu Türkiye istediğini aldı başlığıyla duyurduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle gerçekleştirdiği zirvede mutabakat sağlandı. 10 maddelik muhtıra imzalandı değerli izleyenler. Bunun da altını çizelim ve buna göre İsveç ve Finlandiya terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye ile tam işbirliği içinde olacak. Terör örgütünün bu ülkelerdeki faaliyetleri yasaklanacak. Ve bu işte PYD, YPG, FETÖ'ye destek sağlamayacak bu ülkeler. Terör suçluların iadesi konusunda da somut adımlar atılacak. Yani Madrid'deki dörtlü zirvede aslında somut kazanımlar elde edildi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün bu konuda çok önemli mesajlar paylaşmıştı. Biz artık lafa değil, söze değil, icraata, fiiliyata bakacağız. Artık orta sahada top çevirmekten vazgeçsinler. Türkiye NATO'nun herhangi bir üyesi değildir. Türkiye NATO'ya rastgele üye olmuş bir ülke hiç değildir. 70 yıllık bir üyenin talepleri mutlaka ve mutlaka yerine getirilmelidir. Bu beklentinin ötesinde bir taleptir demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla birlikte NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi biliyorsunuz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizdi. Hem masada hem de sahada en aktif 5 ülkesinden biri değerli izleyenler. Bunu da belirtelim. Yine sadece bu konu değil. Aslında bu konuyla birlikte NATO Liderler Zirvesi'nde 2030'a dönük stratejik politikayla birlikte
Mart ayından bu yana artık yüz günün üzerinde bir zaman dilimi yaşadık biliyorsunuz. Ukrayna'da çok sıcak bir çatışma var. Bu görüntülere geçmeden önce de Ukrayna'daki gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık satır başında. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşmıştı. Aslında NATO zirvesi Ukrayna Savaşı zemininde de önemli takip ediliyor. Zira sadece Ukrayna ve Rusya'yı değil bütün dünyayı ilgilendiren bir denklem söz konusu. Son olarak da tahıl krizi, gıda krizi, enerji arzı çıkmazı aslında ele alınmıştı. Bu toplantıda da bu konuların ele alınması ifade ediliyor, belirtiliyor. Muhabir arkadaşım Fatih Oruk Madrid'de dünden bu yana gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bir Fatih'e kulak verelim, sonrasında devam edeceğiz. Beni konuk mu alacaksın? Fatih Çıman şu anda NATO zirvesinde karşılama töreni devam ediyor. NATO Genel Sekreteri ve İspanya Başbakanı liderleri karşılıyor zirve alanında. Birazdan da aile fotoğrafına geçilecek. Bizler de şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılama törenine gelmesini bekliyoruz. Oldukça yoğun bir gündemi olan bir zirve İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştiriliyor. Son yıllardaki belki de en önemli NATO liderler zirvesinden biri gerçekleşiyor. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı birçok küresel gelişmeyi tetikledi. Bir domino taşı etkisi yarattı adeta ve ardı ardına önemli konularda zirve gündeminde yer alacak bugün ve yarın gerçekleştirecek oturumlardan. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çekmiştik. Bu konuda Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri söz konusu, bir ateşkesin sağlanması için bir İstanbul süreci de liderlerin bir araya gelmesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik Türkiye'nin çabaları söz konusu. Türkiye bugünkü oturumlarda ve yarınki oturumlarda Türkiye'nin bu çabalarına destek isteyecek ve ikili görüşmelerde de yine bu çabalara destek isteyecek liderlerden. Tabi aynı zamanda tahıl krizine dikkat çekmiştim. Biraz önce savaşın etkilerinden birisi de o. Tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Bir gıda krizi kapımızda. Bu krizin önlenmesi için Türkiye kırmızı hat diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhataplarını, mevkidaşlarını da Türkiye'nin yürüttüğü bu kırmızı hat diplomasisi kapsamında bilgilendirmesini bekliyoruz. Tabi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği de yine bu savaşın etkilerinden birisi. İki ülke bu savaş sonrasında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi ve şu sırada da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılama töreni için alanda NATO Genel Sekreteri ve İspanya Başbakanı tarafından karşılanıyor. Kısa bir ayaküstü sohbet oldu. Şu anda gülümsüyorlar ve hatıra fotoğrafı çekimi oluyor şu anda karşılama töreninde. Ve birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafının çekileceği alana doğru ilerliyor şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve gündeminden bahsediyorduk. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusu önemli ve şu sırada da Fransa Cumhurbaşkanı Macron var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karşılama töreni öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya gelmişti. İki lider bu görüşme sonrasında karşılama törenine ard arda geldiler. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler kapsamlı bir şekilde el alındı Erdoğan-Macron görüşmesinde. NATO gündemi değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin ilerleyen dönemde, ilerleyen zaman dilim içerisinde bir yazılı açıklama yapılırsa bunu da izleyicilerimize aktaracağız. Ve zirve gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinden bahsetmiştik. Bu kapsamda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya adım atır atmaz hemen zirve alanına geldi ve dörtlü toplantıya katıldı. İsveç, Finlandiya, Türkiye, NATO dörtlü toplantısına katıldı. İlk etabı 2 saat sürdü, sonrasında müzakere arası verildi. Bir kez daha taraflar bir araya geldi ve sonrasında üçlü bir memorandum muhtıra imzalandı. Ve Türkiye'nin talepleri karşılandı. Ve önümüzdeki süreçte de bu taleplerin nasıl karşılanacağını da görme fırsatı bulmuş olacağız. Ve Türkiye'de bu taleplerin karşılanması sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakacağını da belirtmiş oldu. Bu konuda kapsamlı bir şekilde el alınacak. Tabii İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda hemen bugünkü zirvede, bugünkü ve yarınki oturumları bir ne oylama olmayacak. Ülkelerin meclislerinde bir süreçten geçecek. Ondan sonra iki ülkenin üyeliği onaylanacak. O yüzden hemen İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak diyemeyiz. Ülkelerdeki onay sürecinden sonra iki ülkenin üyeliği kesinleşecek. Tabii aynı zamanda terörizm konusu oldukça önemli. Türkiye her fırsatta terörizm konusunu, terörle mücadele konusunu bu zirvelerde gündeme getiriyor. Bir kez daha da terör örgütü PKK-YPG'ye verilen desteğin kesilmesi istenecek. Biz gelişmeleri zirve alanından aktarmayı sürdüreceğiz. Fatih Çıman.
Evet, değerli izleyenler, Fatih Uğur'a teşekkür ederiz. Kongre alanında gelişmeleri an be an paylaştı. Paylaşmaya da devam edeceğiz efendim. Efendim bir kez daha merhaba. Gözümüz kulağımız Madrid'de demiştik ve liderler artık aile fotoğrafı için bir araya geldiler ve bunun üzerine programı da arz ederek konuşmaya başlayalım. Amerikan Başkanı Biden da objektife yansıyor. İngiltere Başbakanı Johnson'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aile fotoğrafındaki yerini aldı efendim. NATO Liderler Zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'de başlıyor ve aile fotoğrafı için liderler hazır. İki gün sürecek zirvede güncel küresel gelişmeler ele alınacak. İttifakın geleceğini şekillendirecek stratejik konsept belgesi onaylanacak ki 2030 yılını işaret ediyor. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Aralarında ekrana yansıdığı Amerikan Başkanı Biden'ın da olduğu liderlerle bir dizi ikili görüşme yapacak Erdoğan. İlk olarak da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la zaten aile fotoğrafı öncesi bir araya geldi. Muhabir arkadaşım Fatih Oruk da az önce altını çizmişti. Macron'la ard arda da aile fotoğrafının çekileceği salona geldiler bu görüşmenin ardından. Şimdi zirvede Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve bu bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Dün de bununla ilgili bir mutabakat imzalanmıştı. Yine terörizm gibi konular ele alınacak. 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek NATO stratejik konsepti görüşülecek efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede Türkiye'nin tezlerini aslında bir kez daha dile getirecek. Gündemdeki başlıklara ilişkin Türkiye'nin attığı adımlar anlatılacak. Türkiye'nin attığı adımlarla birlikte Türkiye somut adımlar bekliyor NATO zirvesinden ki onun ilk işareti dün gelmişti mutabakatla birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvedeki ilk ikili görüşmesini bir kez daha tekrar edelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptı. Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme daha gerçekleştirecek efendim. Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Satır başı devam ediyor. Bir numaralı gündem maddemiz bugün NATO Liderler Zirvesi. Zirve İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. İki gün sürecek zirvede güncel küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve liderleriyle bu minvalde bir araya geliyor. Bu kritik zirvede ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la aile fotoğrafı öncesi bir araya gelmişti. Elbette programı çok yakından takip ediyor muhabir arkadaşım Fatih Oruk. Şimdi Madrid'de bizi bekliyor. Hemen sözü Fatih'e bırakalım. Fatih. Fatih Çaman, benim de gözüm aslında buradaki ekranlarda çünkü şu anda liderler karşılama töreni ve aile fotoğraflarından oturumlarını gerçekleştireceği salona girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tabii yakından takip ediyoruz. Yaptığı görüşmeleri ilk olarak Kanada Başbakanı'yla Trudeau'yla bir ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Biraz önce de ekranlara yansıdı aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayaküstü dörtlü bir sohbet gerçekleştirdi ve basına fotoğraf verdiler. Güzel, samimi görüntülerdi aslında. Bu da dikkat çeken toplantıdan ekranlara yansıyan karelerden biriydi. Gözümüz hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ayaküstü sohbetlerde. Sen de belirttin aslında buradaki aile fotoğrafı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ikili görüşme trafiğini başlattı. Fransız Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Sonrasında iki lider ard arda aile fotoğrafının olduğu alana geldiler ve sonrasında aile fotoğrafı sonrasında şu anda oturumların gerçekleştireceği salonda liderler ve birazdan da bu oturumlar başlayacak. Biraz önce vurgulamıştım aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdikten sonra ilk olarak Kanada Başbakanı ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayaküstü bir dörtlü sohbet gerçekleştirdi. Basına bir fotoğraf verdiler ve birazdan da oturumlar başlayacak. Zirve gündemi bir hayli yoğun. Çünkü Rus-Ukrayna savaşı kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Savaşın etkileri değerlendirilecek. Yine tahıl krizi gündemde olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik adımı görüşülecek. Aynı zamanda terörizm konusu işlenecek. İttifakın geleceğini şekillendirecek stratejik konsept üzerine durulacak. Oldukça yoğun bir gündem var. Belki de son yıllardaki en yoğun, en kritik toplantılardan birisi İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu zirve marşında ikili görüşmeleri olacak. Biraz önce Biden'la bir ayaküstü sohbet gerçekleştirdiğini ifade etmiştim. Akşam saatlerinde de şu sırada da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg oturum başlatıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde ABD Başkanı Biden'la bir araya gelmesini bekliyoruz. Beyaz Saray'ın gündeminde açıklandı bu gelişme, bu görüşme. Tabii görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerde masada olacak, kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve NATO gündeminde değerlendirecek Erdoğan-Biden görüşmesinde. Evet, şu anda Stoltenberg konuşuyor. Yayını sizlere aktaralım. Eylemler sonucunda dünyada düzenin güçlendirilmesi gerekiyor ve gelecekteki güvenliğimizi ele alacağız. Yine aynı zamanda caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirme yönünde adımlar atacağız. Daha fazla kabiliyet elde edebilmek için düzenlemeler yapacağız. Tabii ki NATO'nun önünde farklı güvenlik tehditleri var. Biz bu ortaklığımızla birlikte hem Avrupa içerisinde hem de dünyanın dört bir tarafında varlığımızı devam ettiriyoruz. Finlandiya ve İsveç'in de ittifakımıza katılmaları konusunda kendilerine davet yapıyor olacağız ve ittifakımızın kapıları kendilerine açık olacak. Daha kapsamlı bir destek paketi kabul edeceğiz Ukrayna için. Ve ülkenin kendi kendini savunabilmesi için çok daha fazlasını yapacağız. Sayın Zelenski de bugün bize katılacak. Ukrayna'nın göstermiş olduğu cesaret ve savunma hepimize ilham vermekte. Ukrayna ile birlikte olmaya devam edeceğiz ve umuyoruz ki NATO'nun Madrid'deki bu zirvesi dönüştürücü bir niteliğe sahip olacak ve önümüzdeki 10 yılın tehditlerini ele alma konusunda bize yardımcı olacak. Avrupa ve Kuzey Amerika halklarımızı daha güvenli tutma ve ittifakımızı daha güçlü ve daha sıkı tutma konusunda çalışacaklar. Şimdi Pedro'ya sözü veriyorum ev sahibi olarak. Böylesine önemli bir etkinlikte Madrid'e geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi İspanyol...